sabah sabah. Hani beni aramayacaktın? İşle ilgili ve çok kısa. Dinliyorum, söyle. Dün Kaya ve yönetim kurulundakilerle konuştum. Etik kurulla ilgili. Dünyanın öbür tarafındasın ama bayağı sıkı takip ediyorsun kliniği. Efsun, etik kurul bizim sürekli yaptığımız bir uygulama. Orada doktor çıkar, derdini anlatır. Bir hatası var mı, dava riski var mı bakarız. Bir hatası yok Emir'in. Dava riski de yok. O yüzden kurula gerek de yok. Ya Emir bu konuda çok gurur yapıyor. Gereksiz bir gurur yapıyor. Onun tek derdi her konuda mükemmel olmak. Herkes hata yapabilir. O da yapabilir. Hata yok diyorum. Bir hata varsa onu da ben yaptım. O raporlara düzgün bakamadım. Hasta onun hastası. Bırak. Kurula çıksın, derdini anlatsın, şüphe bırakmasın. Farkında değil ama bu onun iyiliği için. Yapamam. Onu karalamaya çalıştığımı zanneder. Efsun. Bak bunu sana söylememem lazım ama sen istesen de istemesen de o kurul bugün toplanacak. Öyle mi? Kurulu sen topla, saygı kazan. Sonradan da Emir'in gönlünü alırsın. Patronluk böyle bir şey. Ve seninle patronluk yapman için anlaştım, hatırlatırım. Bir daha beni arama. Alo Semih Bey, merhaba. Efsun Armağan ben. Ödül töreninde tanışmıştık. Ortağım Emir Demirhan'la ilgili etik kurulun toplanmasını talep ediyorum bugün. Gereğini yaparsanız. Teşekkürler. Çok yoğunsunuz biliyorum. Bu yoğunluğunuzda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Emir Bey. Ne demek, rica ederim. Benim için zevkti. Sayenizde erkeklerin de en az kadınlar kadar estetiğe düşkün olduğunu öğrendik. Bilinmeyen bir gerçek. Peki sizde hiç estetik var mı Emir Bey? Hayır yok. Ama ihtiyacım olursa yaptırırım. Ama estetik yaptıran biri ben estetik yaptırdım demez tabii ki. Size nasıl inanalım bu konuda? İyi bir estetik cerrahı sorun. O anlar. Peki, son bir soru. Kadınlar. Kadınlarla aranız nasıl Emir Bey? Emir Bey? Kadınlar? Hı hı, kadınlar. Hayatınızda hep kısa süreli ilişkiler olduğu söyleniyor. Yani özel bir ilişkiye yer olmadığı konuşuluyor. Bu doğru mu? Evet. Bu doğru aslanım. Ama benim tek ilişkim işimle. İşimi en mükemmel şekilde yapmak ve sürekli gelişmek. İşte benim tek aşkım bu. Yani bir ilişkiniz olduğunda kafanız karışır. İşiniz aksar, öyle mi? Aslına bakarsanız aslanım, bu daha önce başıma gelmedi. Peki ya aşk? Aşk? Hı hı. Aşk arıyorsanız peri masalları okuyun, romantik komediler izleyin. Güzellik peşindeyseniz bana gelin, beklerim. Anlaşıldı, anlaşıldı. Çok teşekkür ediyorum Emir Bey. Rica ederim, ne demek? Ona da uzanabilir miyiz? Tabii, buyurun. Teşekkür ederim. Efsun sık sık gelir mi buraya? Neredeyse her sabah. Efsun'un atlara olan aşk sonsuzdur. Kaydın kopyasını size gönderirim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Pardon. Günaydın Canan. Ah, günaydın hocam. Neredesiniz? Dışarıdayım, ne oldu? Hocam, etik kurulu toplanıyor da sizin için. Efsun Hanım istemiş.
biatınızı alıyorum. Tabii. Ben de sana gelecektim. Düşüncelerimi, sözlerimi toplamak için geldim buraya. Benim için gurur meselesi olduğunu bile bile, cerrahlığımın sorgulanacağını bile bile bunu bana nasıl yaptın? Ben sana benden bu kadar nefret edeceğini ne yaptım Efsun? Emir, seninle bir ilgisi yok. Ben mecbur kaldım. Mecbur kaldın. Efsun, amacın ne? Amacın ne? Söylesene, neden oyunlar oynuyorsun bana? Oyun falan oynamıyorum Emir. Bir öylesin, bir böylesin. Bir geliyorsun, seni klinikten attıracağım diyorsun. Bir yakın davranıyorsun. Anlamıyorum ben seni. Ne istiyorsun sen benden? Efsun, bana söz vermiştin. Emir, ben sana zarar vermem. Oyunlar oynamam. Hele dün geceden sonra. Dün geceden sonra ne? Dün gece neydi senin için? Seni kurula çıkarmak istemedim. İstemiyorum Emir. Ama yönetim kurulu, Pervin Hanım, baban. Baban istiyor. Babam. Beni suçlamadan önce bir düşün. Durumuma bak. Babam bile seni o kurula çıkarmak için... O benim babam değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.